Merhabalar, Gündem Teknoloji ile karşınızdayız. Önce QNB Finansbank tarafından düzenlenen Anadolu buluşmaları için Ankara'ya gideceğiz. Panelde Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, Bloomberg KT Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran, Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan ve Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sade Uzunoğlu tarafından değerlendiriliyor. Civarında büyümeyle gerçekleştirdik. Dolayısıyla sektörün genel olarak iki katı civarında büyümemiz oldu. Ama tüzel bankacılık tarafına baktığımız zaman tüzel bankacılıkta sektörün neredeyse 3 katına yakın bir büyüme gerçekleştirdik. Bu arada hem bankacılık sektöründe hem de QNB Finansbank'taki gelişmeler aynı anda eş zamanlı gitti o zaman. Doğru. Peki bu sizin bir önceki soruya da bağlayacağım. Çünkü Türk bankacılık sektörünün de aslında burada homojen olmadığını görüyoruz. Yani burada özel kamu ya da işte özelin içerisinde yabancı ortaklı değil diye bir ayrım yapmak mümkün mü? Evet, tabii Türk bankacılık sektöründe birçok yabancı ortaklı banka var. Diğer tarafta kamu bankaları var. Bizim açımızdan biraz önce belirttiğiniz gibi önemli bir değişiklik oldu. Geçen seneden bu seneye Orta Doğu ve Afrika'nın en önemli bankalarından bir tanesi QNB'nin sahipliğine geçtik. Dolayısıyla hem Türkiye'deki yabancı sermayedar anlamında en yüksek reytinge sahip sermayedar tarafına geçmiş olduk. Hem de diğer taraftan aslında birazcık daha yüzümüzü kurumsal ticari bankacılık ve tüzel bankacılıkta büyümeye doğru çevirmiş olduk. Aslında ilk çeyrek sonuçları bunu gösteriyor. Yani sektör %5'ler seviyesinde büyümüşken biz %10 ama tüzel tarafta bunun çok daha üzerinde büyüme gerçekleştirdik. Tabii QNB'nin gücü burada çok önemli. Çünkü QNB Orta Doğu ve Afrika'nın en önemli bankalarından bir tanesi. Ama sadece o bölgede değil. Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere'de ofisleri var. İsviçre'de ofisi var. Diğer tarafta Singapur tarafında var. Dolayısıyla aslında global anlamda çok daha büyük bir banka olma yolunda ilerliyor. O anlamda kurumsal ticari bankacılıkta biz sektörün çok daha fazla katı büyümeyi önümüzdeki 5 senelik programımıza koyduk. Dolayısıyla sadece büyük proje finansmanı yapılarında değil, daha orta segmentlerde de çok daha fazla büyüme gerçekleştirmek istiyoruz. Hem büyük proje finansmanları, hem diğer yatırımlar, hem işletme sermayesi anlamında sektöre önemli destek vermeyi planlıyoruz. Şimdi birazdan tekrar Sade Hoca'ya pası atacağım ama Anadolu buluşmalarında bu konuyu konuşuyoruz. Daha önce Antep'te de konuşuldu. Evet. QNB Finansbank Anadolu buluşmanı. Ankara'da da buradaki katılımcılarla da aynı şeyi görüyoruz. Bu kredi garanti fonu hikayesine, daha doğrusu olayına, gerçeğine biraz daha değinelim. Birazdan Sade Hoca'ya vereceğim bununla ilgili sözü. Siz bunun hakikaten bu bütün gelişmeler içerisinde ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Reel sektörde bunun denildiği kadar karşılığı var mıydı? Bankacılık sektörü içinde bu gerçekten önemli bir uygulama olarak mı geldi? Bence önemli bir uygulama olarak geldi. Geçen hafta Antep'teydik, doğru. QNB Finansbank Anadolu buluşmada ilk etabı Antep'te oldu. Orada da en çok gelen sorulardan bir tanesiydi aslında. Bugün ikinci etabı yapıyoruz. Bundan sonra da devam ediyor olacağız diğer şehirlerde. Şimdi sektör ilk çeyreği çok iyi büyüyerek geçirdi dedik. Ama aslında baktığınız zaman yılın başı, ilk bir ayı öyle değildi. Vade ödemeleri vardı, kurdaki çok ciddi hareket vardı ve birçok firma aslında bazı konularda zorlanıyordu ödemeler konusunda. Bence KGF tam da bu anlamda doğru zamanda girdi. KGF ilk defa çıkan bir yapı değil. KGF aslında çok eskiden beri var. Yani yaklaşık 40 milyarlık bir fondu, 250 milyara çıktı. Ve kullanıcı profili genişletildi. Dolayısıyla bir anda çok daha popüler hale geldi. Ve bence tam da bir can suyu olarak geldi sektöre, desteği oldu. KGF kredilerinin ne kadarının aslında yeni krediler olarak verildiği de çok önemli. Çünkü burada mevcutta bir krediyle devam eden bir yapının üzerine rahatlatmak, işletme sermayesi anlamında veya bir kısım daha yatırımla ilgili verildiği zaman bu büyümenin de desteğini gördük. Dediğim gibi ilk çeyrekte çok ciddi büyüme geldi. Bunun KGF'nin etkisi var. KGF 108 milyardı Nisan sonu net riske giren tutar. Toplam bankalara tanınan da 140 milyar TL'nin üzerindeydi. Bankacılık sektörü biraz önce Sade Hocam da söyledi. Toplam 1.9 trilyon civarında, bunun 1.3 trilyonu tüzel krediler. Evet. Dolayısıyla 1.3'ün içinde 100 milyarlık bir kredi kullanımından bahsediyoruz. Tabii ki önemli ama sadece tüm krediler KGF miydi? Değildi. Ama zamanı doğru muydu? Canlandırdı mı piyasayı? Kesinlikle canlandırdı. Çünkü bunu sadece KOBİ olarak bakmamak lazım. KOBİ'lerden yukarıya ticari kurumsal segmente kadar birçok yeri rahatlatan bir yapı oldu. Çünkü hepsinin tedarikçisi, bayisi vesaire birazcık daha canlandı. Şunu da sorayım. Evet, QNB.